Evliya Çelebi'nin bu şehirde yaz kış kar yağar, toprak sulu kalır, 77 çeşit bakliyat ve sebze yetişir dediği Kayseri'de bağ evleriyle ünlü Talas'ta 200 yıllık bir konaktayız. Şimdi sizlere Osmanlı döneminden beri Kayseri mutfağının vazgeçilmezi olan fırın ağzı yemeğini hazırlayacağım. Kayseri mutfağının çok sevilen yemeklerinden biridir fırın ağzı. Özellikle Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezidir. Tepsiye dizdiğim kuzu etleri Osmanlı saray mutfağında en çok kullanılan et türüydü. Orta Asya'da yaşayan Türkler kuyruk yağı, kuzu eti ve kurutulmuş yoğurt türevi gıda maddeleriyle beslenirlerdi. Anadolu'ya göçle beraber buldukları sebzeleri ve bakliyatları etlerle karıştırmışlar. Sadece et ve kuyruk yağı ile yapılan yemekleri şölenlerde, davetlerde ve bayramlarda yemişlerdir. Açık havada yemek yapmanın en güzel tarafı etraftaki canlıların bu yemekten nasiplenmesi. Bugün de arıların nasibimde bizim yemekler varmış. Şifa kaynağı olarak bildiğimiz sarımsak Osmanlı döneminde yemeklerde sıklıkla kullanılırdı. Sarımsağı yemeklerde kullanmanın yanı sıra kurutulmuş sarımsağı nazardan korusun diye yeni doğmuş bebeklerin hırkalarına asarlardı. Şimdilerde mutfağımızda sıklıkla kullandığımız yeşil biber, Osmanlı mutfağındaki kayıtlara 19. yüzyılın ikinci yarısında girmiştir. Yeşil biberi yemeklerde kullanıldığı gibi yaprağından da sebze yemeği yapılırdı. Etlerin üzerine tat vermesi için kekik ve pul biber kullandım. Baharat Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılıyor. Özellikle kekik, Fatih Sultan Mehmet'in en çok sevdiği baharatlardan bir tanesi. Terkos Gölü'nde yakalanan yılan balıklarını bol kekikle ızgara yaptırıp yerdi. Osmanlı döneminde domatesi yeşil haliyle tüketmişiz. Son dönemde Amerika kıtasının keşfiyle domatesin kırmızı olarak yenmesi öğrenilmiş. Önceki dönemlerde kızaran domatesler çürümüş diye atılmıştır. Yemeğe asıl lezzetini veren kuyruk yağı. Geçmiş dönemlerde böreklerde kullanıldığı gibi tatlılarda da kullanılmıştır. Fırın ağzı yemeği genellikle çarşı fırınlarında meşe odununda pişer ve aleve uzak olsun diye fırının koltuğuna veya fırının ağız tarafına çekildiği için ismi fırın ağzı olmuştur. Ben bugün yemeğimi kuzine fırında pişireceğim. Dolayısıyla ateş biraz daha yüksek olacak. Üstüne hafif bir yağlı kağıt kapatıp bu şekilde fırına veriyorum. Yemeğimi kuzineye yerleştirdim. Fırın ağzı pişerken kahvemi alıp Kayseri manzarasının keyfini çıkartıyorum.